Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İran ile Türkiye arasında çeşitli anlaşmalar imzalanırken Tahran'dan Ankara'ya petrol konusunda sürpriz bir teklif geldi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi geniş kapsamlı Ankara ziyaretini tamamladı. Tahran'a döndükten sonra temaslarına dair Türkçe bir tweet paylaşan reisi, Türkiye halkıyla ilişkimiz hem gönül hem de medeniyet bağıdır. Türkiye ile iyi işbirliğimiz var. Kili ilişkilerin düzeyini artırmaya da karar verdik. Ki ülke, Filistin konusunda ortak bir yaklaşıma sahip. Siyonistlerin ekonomi damarlarını keserek zulümlerine bir son verilmeli ifadelerini kullandı reisinin ek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı Aydınlık Gazetesi'ne değerlendiren yeniden Refah Milletvekili Doğan Bekin, elbette ki burada İsrail'in Gazze'deki vahşetini önleyebilmenin en önemli yolu hiç şüphesiz ambargoların uygulanmasıdır. Bunu yaptığımız müddetçe başarılı olacağımızı ifade etmek istiyoruz. İsrail'e karşı işbirliği içerisinde yaptırımların uygulanması gerekiyor. Bu tür şeyler yeni sadece İsrail değil Amerika ve müttefiklerinin de geri adım atmalarına vesile olacaktır, dedi. Küresel emperyalizmin Türkiye ve İran gibi bölgedeki güçlü, iki aktörü zayıflatmak için her türlü sinsi politikayı uyguladığını bildiren Bekin, iki ülke arasını açmak için de birçok kanalla politikalar uyguluyorlar. Çok şükür ki iki ülkede itidarlı davranarak şimdiye kadar bu küresel güçlerin oyununa gelmediler. Bundan sonra da yakın geçmişten özellikle Irak, Suriye, Yemen gibi ülkelerdeki gelişmelerden dersler çıkararak bu iki komşu dost ve kardeş ülkenin daha yakın işbirliği içerisinde olmaları kaçınılmazdır. Türkiye ve İran'ın işbirliği içerisinde olması, Amerikan emperyalizminin kırlı oyunlarını da bozacak nitelikte olacaktır. İki ülkenin dayanışması geleceğe yönelik olarak da çok önemli fırsatları da beraberinde getirecektir bu konuda da her iki liderin yaklaşımını olumlu buluyoruz, diye konuştu. Ankara'da yapılan Türkiye Kiran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 8. toplantısında yıllık 30 milyarlık ticaret hacmine ulaşabilmek için yeni kararlar alındı. İran Türkiye Ekonomi ve Ticaret Evi Başkanı Doktor Seyit Celal İbrahim'i, iki ülkenin ticari ilişkilerini, bizde ucuz mazot, ucuz gübre, ucuz petrokimya ürünleri var. Hepsi de kaliteli. Türkiye'de de dünya pazarlarına daha kolay ulaşma imkanı bulunuyor. Yaptırımlar bizim bazı olanaklarımızı kısıtlıyor. Biz bu ürünler için Türkiye'de depolama faaliyeti yapalım. Türkiye'de bu ürünleri farklı pazarlara ulaştırsın. Hem de kendi ihtiyacını görsün, sözleriyle değerlendirdi.